ama fazla konuşmasınlar. Çok belli oluyor gerçekten. Gidiyor. Yani sizi stalkladığı için ve stalklanıyorsunuz. Şu anda stalklanıyorsunuz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekeceğiz biliyor musunuz? Şimdi stalkladık. Bol 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 stalkladık. Anladılar mı, anlamadılar mı bilmiyoruz. Ama nasıl anlayacağız bizi stalkladıklarını? Bunlardan bahsedeceğim. Bu videoyu izliyorsan çok şanslısın. Çünkü seni kimin stalkladığını artık anlayacaksın. O zaman videomuza geçelim. Evet, madde madde gideceğim ve maddeleri tabii ki açacağım. Bu yüzden daha çabuk anlayabilirsiniz kimlerin sizi stalkladığını. Çok isterdim böyle bir video izlemek yani geçmişte. Ben mesela artık beni kimin stalkladığını o kadar iyi anlayabiliyorum ki ve bu tecrübelerimi de sizinle maddelerle paylaşmak istiyorum. Çünkü siz de anlayın istiyorum. Sizin neyiniz eksik? Arkadaşlar, stalklamak ne demek biliyor musunuz? Stalk İngilizce bir kelime ve sap anlamına geliyor. Yani sap, gerçekten sap gibi kalmak derler ya, o sap anlamına geliyor. Ama fazla konuşmasınlar. Ben stalklamazsam senin kim olduğunu nereden bileceğim? Senin nasıl bir insan olduğunu nereden bileceğim? Senin şu anda nasıl olduğunu, kötü olup iyi olduğunu ben nasıl bileceğim? Seninle konuşmadan stalklamam lazım seni. Ama sen de beni stalkluyorsun. Çünkü şöyle anladım. Instagram'da benim profilim açık. O yüzden beni stalklamak o kadar kolay ki, o kadar kolay ki. Eğer siz birini stalkluyorsanız ve profili açıksa çok kolay. Gerçekten çok kolay. Bunu şöyle anlayacaksınız. Sürekli bir kişiyi takip eder bu fake hesaplar genellikle. Bir ya da iki kişiyi. Çünkü asla tecrübesi yoktur. Çünkü sadece sizi takip etmek için açmıştır o hesabı. Çünkü başka aklında kimse yoktur stalklayacağı. Sadece sizi merak ediyordur. O zaman her profiliniz açıksa, bir ya da iki kişiyi takip eden fake hesaplar sizi takip ediyorsa, bu sizi birinin stalkladığı anlamına gelir. Mutlaka aklınızda biri vardır. Şudur, budur ya da eski sevgilimdir ya da şu beni sevmeyen tartıştığım bir kızdır diyebilirsiniz. Çünkü bunu düşünmek aşırı kolay. Çünkü biz kadınlar her şeyi anlayabiliyoruz. Ama eğer profiliniz gizliyse nasıl anlayacaksınız? Zaten sürekli ama sürekli kabul etmediğiniz halde fake Instagram hesapları sizi her zaman takip etmek ister. Ve stalklanıyorsunuz. Şu anda stalklanıyorsunuz. Eğer fake biri sizi takip ederse anlayın ki siz şu anda stalklanıyorsunuz. Özellikle kabul etmediğiniz halde hala tekrar gönderiyorsa siz stalk'un başındasınız. Şu an siz stalklanmak için saldırıya uğruyorsunuz. İkinci maddemiz. En aşağıdaki fotoğraflarınız yanlışlıkla veya isteyerek like'lanıyorsa. Mesela bazen bana şöyle oluyor, size oluyor mu bilmiyorum ama en aşağıdaki fotoğraflarım like'lanıyor. Tamam, bu olabilir, tabii ki olabilir. Tanımadığınız bir insan olabilir, beğendiği için o fotoğrafınızı beğenmiş olabilir. Ama eğer yanlışlıkla tık diye beğenip daha sonra tık diye o beğeniyi geri alıyorsa, yani şununla karşılaşıyorsanız, biri fotoğrafımı beğendi diyorsanız ve o beğeniye girdikten sonra, tıkladıktan sonra aslında o beğeni yok. Çünkü yanlışlıkla beğenmiş ve saniyesinde geri almış. Ama tabii ki bildirim bize geliyor. Biz anlıyoruz o saniyede sizin bizi stalkladığınızı. Beğeniyorsanız bari geri almayın. Eğer geri almazsanız o beğeniyi, sevimli bir stalker olursunuz. Ama eğer alırsanız sinsi bir stalker olursunuz. Evet, eğer biri sizin fotoğrafınızı yanlışlıkla veya isteyerek beğeniyorsa siz şu an stalklanıyorsunuz. Ama siz dikkat edin beğenmeyin ha. Sakın. Sakın beğenmeyin. Hatta ne yapın biliyor musunuz? Eğer siz birini stalkluyorsanız ve yanlışlıkla beğenirim diye korkuyorsanız, bir şeyi Instagram'da yakınlaştırmak istiyorsanız, biliyorsunuz ki Instagram fotoğraflarını yakınlaştırabiliyorsunuz. Ama eğer o sırada beğenirim diye korkuyorsanız, screenshot'ını alın ve doya doya yakınlaştırın kendinizden. Direkt çıkın onun profilinden. Merak ettiğiniz fotoğrafların mutlaka screenshot'ını alın, bakın ve yok edin. İmha edin. Atıyorum bir arkadaşınızla, bu bir erkek de olabilir, bir kız da olabilir. Tanışıyorsunuz ya da tanışmıyorsunuz, hiç fark etmez. Siz onu tanıyorsunuz ya da tanımıyorsunuz, hiç fark etmez. Diyelim ki toplu bir ortama giriyorsunuz. Ve o anda asla ama asla takipleşmediğiniz bir kişi birden sizin fotoğrafınızla ilgili gündeme bir şey atıyor. Atıyorum, şuraya gitmişsin. Atıyorum, Ezhel'in konserine gitmişsin. Mesela. Nasıl, eğlendin mi? Sen nereden biliyorsun?
Ya da sen o fotoğrafı attığımı, o videoyu attığımı, o story'yi attığımı nereden biliyorsun? Bu aşırı tehlikeli ve benim başıma çok geliyor. Aa Gizem şurada fotoğraf atmışsın ya da aa Gizem şu üstündekini nereden aldın? Ya da Gizem aa şöyle 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 vesaire vesaire. Asla takipleşmediğim biri ve beni tanıdığına emin olmadığım biri. Sen beni nereden tanıyorsun, nereden stalkluyorsun? Nasıl bilebiliyorsun? Ben bile unutmuşum onu giydiğimi, ben bile unutmuşum o konsere gittiğimi. Çünkü üstünden zaman geçmiş, anladınız mı? Ama maalesef, maalesef anlıyoruz. Kendinize gelin, sakın öyle bir konu açmayın. Kendinize kalsın. Kendinize saklayın. Her şeyi kendinize saklayın. Sakin olun. Ya da en ama en belirgin özelliği. Şimdi biliyorsunuz ki Instagram'da özellikle bildirimler kısmına girdikten sonra şöyle sağa çevirdiğinizde takip ettiğiniz kişilerin bildirimlerini görüyorsunuz. Yani kimi takip etmiş, neyi beğenmiş, kimi beğenmiş, nasıl beğenmiş her şeyi görebiliyorsunuz. Biri eğer size şunu takip etmişsin, bunu beğenmişsin, şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın diyorsa anlayın ki sağa kaydırıp sadece size bakıyor. Sadece siz neyi beğenmişsiniz, neyi beğenmemişsiniz, kimi takip etmişsiniz kadar gidiyor. Yani sizi stalkladığı için, çünkü sizin kimi takip ettiğiniz, sizin kimi nasıl beğendiğiniz, sizin ne tarz fotoğraflarını beğendiğiniz çok önemli. Ve bu tarz kişiler her zaman bakar. Ama siz bunu nasıl anlayacaksınız? Erkek arkadaşınızsa ya da normal arkadaşınızsa ya da herhangi bir arkadaşınızsa size bunu söyleyecektir. Çünkü o kadar merak ediyordur ki sizin neden onu beğendiğinizi, neden onu takip ettiğinizi, neden o kişiyi takip ettiğinizi, neden o fotoğrafı beğendiğinizi merak ettiği için bunu size çok dolaylı yollardan sorabilir. Ve siz de çok zeki olduğunuz için bunu hemen anlayacaksınız. Evet, bu bana çok soruluyor. Gizem abla böyle yaptığında gerçekten bu mu oluyor? Ya da Gizem böyle bir durumla karşı karşıyayım, sence ne anlama geliyor diye çok sordunuz. Cevabını veriyorum. Şimdi takipleşiyorsunuz veya takipleşmiyorsunuz. Eğer story attığınız zaman, yani Instagram hikayesi attığınız zaman ilk o kişi izliyorsa gözü sizden başkasını görmüyor. Siz onun için çok önemlisiniz. Sizin attığınız şeyler, sizin nerede olduğunuz o stalkerlar için çok önemli. X kişilerinden bahsetmiyorum ama yani bu bir arkadaşınız olabilir. Normal sevdiğiniz bir abiniz, ablanız olabilir. Onlardan bahsetmiyorum ama onlardan sonra ilk hikayenizi izleyen kişi eğer oysa o sizi stalkluyor demektir. Sizin nasıl olduğunuz onun için çok önemli. O yüzden biraz geç izleyin storyleri canım. Çok belli oluyor gerçekten. Evet, diğer bir maddemiz ise sizi takip etmediği halde, sizi hiçbir şekilde takip etmediği halde bütün gönderilerinizden haberdarsa. Bu Instagram story'nizi izlemek olabilir. Ya da fotoğraflarınızı beğenmek olabilir sizi takip etmediği halde. Ya da size herhangi bir fotoğraflarınızla ilgili sizi takip etmediği halde bir imha etmesi olabilir. Aa şu fotoğrafı çekmişsin, aa şurada çok güzel çıkmışsın ya da aa böyle bir fotoğraf çekilmişsin ya da aa. Yani size bunu her türlü belli edecektir çünkü sizi stalkluyor demektir. Evet arkadaşlar, bu maddelerden birine bile rastladıysanız siz ciddi anlamda stalklanıyorsunuz demektir. Umarım videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Umarım artık her şeyin farkındasınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.